Günaydın Püsküllüm. Aa. Öpücük yok mu yoksa sevgiliye? Ya bir dur. Sabah sabah ne öpücüğü? Sen benimle bir gelsene. Yürü hadi havuz başına. Uhu. Serti de ayrı güzel ya. Şimdi alayım öpücüğümü. Öpücük falan yok. Çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım. Seni dinliyorum. Bak şimdi. Sen beni zorla otobüsten indirdin. Sonra aldın o yemek yediğimiz yere götürdün. Sonra bana sana aşığım dedin. Hı hı. Bunların hepsi çok romantikti. Melike, ya ben sensiz nefes alamıyorum ya. Niye? Niye mi? Kızım ben sana aşığım ya, aşığım. Çok seviyorum seni ya. Romantikti. Hı hı. Yani her kız etkilenir sonuçta. Bir de üstüne beni barınağa götürdün. Bana çok güzel şeyler yaptın. O hayvanları bizim için evlat edindin. Yani ben duruma biraz kendimi fazla kaptırdım sanırım. Nasıl yani? Kaptırdın. Yani düşününce sana karşı bir şey hissetmediğimi anladım. Bana karşı bir şey hissetmediğini mi anladın? Yani bence biz beraber olamayız onu anladım. Yani bu iş başlamadan bence bitsin Mehmet. Sakın ısrar falan edeyim değil mi? Çünkü ben çok kararlıyım. İsrar etmeyecektim ki zaten. Ne? Bence de. Haklısın, bitsin. Hatta başlamadan bitmesi en doğrusu. Seni çok üzdüm. Çok yıprattım. Sonra da kolayca beni affedeceğini düşündüm. Doğru söylüyorsun Melike. Bitsin. Ya havuz yine pislenmiş. Buraların temizlenmesi lazım hep. Abi ne haber, iyi misin? İyiyim Civan, iyiyim. Biraz dertli görünüyorsun abi. Ya şimdi konuşmak istemiyorum. Ha tabii, sen bilirsin de. Ya bak ne diyeceğim. Sen beni biraz yalnız bıraksan, ha? Al şu anahtarı, benim arabayı servise götür, bakım zamanı geldi. Hadi. Emrin olur abi. Şş.
Git. Anca gidersin. Ben gelsem. Yok. Sen niye geliyorsun ya? Sen niye geldin ki benim peşimden? Ya şimdi üzülmüşsündür dedim. Sonuçta bir günlük de olsa bir sevgililik durumumuz vardı. Gidip bir bakayım. Yazıktır. Ayıp. Yani öyle dedim. Ha, ayıp olmasın dedin demek. Demek ya, ayıp olmasın dedin ha? Ya Melike ne yapıyorsun? Ayrıca benden ayrılmak isteyen sendin. Sen de öyle her şeyi hevesle kabul eden sendin. Ya kızım. Bir de gülüyorsun ya, bir de gülüyorsun. Ay niye kızdın bu kadar anlamadım ki. Anlamadın ha? Aa, ya Melike. Sana anlatayım. Melike. Sen Melike. Sen o zaman anlarsın. Gel ya da ben seni aklın başına gelinceye kadar bir öpeyim, anlarsın. Neyi anlarım, neyi? Neyi anlarım? İlk Nur seni tehdit etti diye benden ayrılmana izin vereceğimi mi zannettin? Hı? Sen biliyor muydun? Hı hı. Nasıl yani? Fotoğrafları falan da mı biliyorsun? Hepsini biliyorum. Sen şimdi benim için benden vaz mı geçtin? Yani hayallerim vardı. O çocuklar vardı. Ya hastane ya ben olunca? Peki ya hem senden hem de hayallerimden vazgeçmeyeceğim aklına gelmedi mi? Hı-hı. Anladım. O zaman ben getireyim. Ya dur. Ablam gelir. Dedem falan gelir. Sen şu işin aslında bana hakikaten bir anlatsana. Anlatayım. Hı. Ya ama böyle olmaz ki. Sen biraz uzak dur. Hı? Biraz uzak dur kızım ya. Aklımı başımdan alıyorsun, anlatamam böyle. Konsantre olamıyorum. O kadar da değil ya. Hanımlar, şaşkınlığınız dağıldığına göre artık bu işten nasıl sağ çıkacağız onu anlatıyorum. Artık plan zamanı. Hı? Amca, senin görevin Suna yengemi hastaneden vazgeçmeye ikna etmek olacak. Hiç merak etme, o iş bende. Bu konuda zaten çalışmaya başladım. Madem sen Tahsin'in yanında asistanlığa başladın, o zaman Tahsin'le ikiniz İlknur'un elindeki fotoğrafları ve onların kopyalarını ele geçireceksiniz. Evet. Ayrıca İlknur şey yapar. Önemli bilgileri hep çantasında taşır. Çantasında küçük bir hard disk var. Basmaya düşündüğü bütün haberler, bütün dedikodular onun içindedir. Aynen öyle. Ve o çantayı ele geçireceğiz. Püsküllü. Senin de görevin, biz bu işleri halledene kadar İlknur'a istediğini vermişe oynamak. Yani ayrılmış olacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Gerçekten ayrılmayacağız değil mi? Oldu. Yani Civan'a karşı ayrılmış oynayacağız en azından. Evet, tamam, şaka yaptım. Biliyorum. Hadi. Ya Mehmet nereye? Ya yarın bütün gün Engin'i püskürtmekle uğraşacağım. Hazır vakit varken Civan'ı da postalamışken beraber vakit geçirelim istedim. Ha. Ha ya. Ama eğer dışarı çıkmak istemiyorsan baş başa senin odanda ya da benim odamda vakit geçirebilirsen olmaz mı? Yok olmaz. Bir şey yapalım. Gidelim hadi, hadi. Böyle utanınca var ya. Ya hadi yürü. İyi hadi, hadi gel. Mehmet. He. Sence plan işe yarayacak mı? Hem hastane, hem biz. Yarayacak tabii. Hem yaramasa da ben bir yolunu bulurum, sen merak etme. Püsküllüm. Püsküllü belam benim. Tamam, yani bu şahane damat olayına sırf hastaneyi kaybetmemek için başladım. Ama şimdi... Şimdi?
Şimdi artık kaybetmekten çok korktuğum bir melek var hayatımda. Ve onu kaybetmeyi asla göze alamam. Kimse bunu başaramaz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama o melek beni kaybetmeyi çoktan göze almış. Ya ama o... Öyle bir şey değildi o. Nasıl bir şeydi acaba? Hı? Ya. Ben de... Bir daha böyle bir şeyi göze almaması için ve bir ömür boyu benim yanımda kalması için onu kendime aşık etmeye karar verdim. Nasıl plan ama? Kötü plan. Çünkü sen bana aşık olmadan çok önce ben zaten sana aşıktım ki. Ne? Sen bana aşık olmadan önce aşıktım diyorum sana. Hep aşıktım. Ya, ya of be püsküllü ya. Peki, ne zaman? Seni ilk gördüğüm zaman. Hani iki sene önce Kibar ablayı size getirmiştim. Melike kız, iyi ki çağırıverdin beni buralara. Yo, geliverdik İstanbul'a. Ne güzel bir yermiş, aklım şaşıverdi gari. Kibar ablam beni. Ay. Asıl İstanbul'un aklı sana şaşsın. He. Niye şaşıyor kız İstanbul beni? Kaderine razı olmadın. Hiç kimselere de takmadın. O hırt kocayı boşadın, kalktın buralara kadar geldin. Ah, boşadım da izi kaldı diyorsun. Adı batsın ganer herif. Adı batsın adı. Gel, hepsi geçmişte kaldı. Boş ver. Ay, ne güzel kız. İşte burası bahçe böyle mis gibi. Oh, ferah. Bak, Tahsin de orada ablacığım. E ne? Bu ne kız? Paşa torunu gibi. Gibisi fazla Kibar ablam. Öz hakiki paşa torunudur kendisi. Ha. Tahsin. Tahsin'cim, Kibar abla sana dün bahsetmiştim ya. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Paşam. Torunu. Geçmiş olsun. Odanız hazır. Kendinizi ne zaman iyi hissederseniz o zaman işe başlayabilirsiniz. Aman ey! Ey sağ olun. Allah cümlenizden razı olsun. Ben indi başlayıverim ben. Gel. Bir dakika, bir dakika. Kedi sesi mi o? Kızın o. Ay miyav miyav diyor ya. Ay huyu kuruzun. Küçükken de böyleydi bu. Kedi görüverdi miydi peşinden koşup durur. Ay. Bu Kibar Hanım. Dün akşam konuşmuştuk yani. Merhaba. Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol. Bir bakabilir miyim? Yok. Müsaadenle ben doktor. Ha. İskalı vereceğimiş. Öyle de ya doktor. Yok yok merak etme. İs falan kalmaz. Ya. Yani kalmamasını sağlarız. Hadi gel halledelim şu işi. Af buyur. Yani diyorum ki ablacığım bu izi buradan yok edelim. Az önce dediğim gibi iz kalmasın. Gel. Yok 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 yok. Git git. Estetik doktoru. Ne? Yok. Param yetmez. Gelmem ben. Senden para isteyen mi oldu abla? Hadi. Hatta sen görüşürüz. Ben gidip gelivereceğim paşam. Gittim. Melike.
Melike. Oh. Bunu da kaybettik. Kendi taş kalbi pamuk. İlk görüşte aşk bu mu? Ay, ilk görüşte aşk bu mu? Bu. Ta o zamandan beri mi? O zamandan beri. Sen gülümsedin. Ben senin gamzelerine vuruldum. O gün neden kedinin peşinden koşturdun ki sanki? Ben de salak gibi seni fark etmedim. Ya ama sen de o hastalarla ilgileniyorsun. O çocukların peşinden koşturuyorsun. Ve ben de kedilerin peşinden koşturuyorum. Biliyor musun? Ben senin her şeyine aşığım. En çok da merhametine aşığım. Ben de senin merhametine aşığım. Neden ben diye sormuştun bana. Hatırlıyor musun? Evet. Neden ben Melike? Çünkü seni... Sen beni ne? Seni... Çünkü... annemler bir tek seni sorgusuz sualsiz kabul ederlerdi. Sen doktorsun ya, annem doktorlara bayılır. Hep keşke damadım doktor olsaydı derdi. O gün çünkü seni seviyorum demeyi çok istedim. Ama demedin. Ben sana aşık olduğumu söylediğimde bile sessiz kaldın. Ulan püsküldü. Süründürdün beni değil mi? Ha? Çok da süründürmedim. Sadece birkaç gün. Birkaç sene gibi geldi ama bana o günler. Bir de senin bana aşık olmadığını düşünmek... Ya of! Ben de salak gibi kendimi sana aşık etmeye çalıştım durdum. Tahsin'den taktik bile aldım seni kandıracağım diye. Gerçekten mi? Gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Tahsin senin bana aşık olduğunu biliyordu değil mi? Evet. Söylemesin diye yemin ettirdim ama. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü patronumla nişanlı olduğunu öğrendim. Üzgünlü. Hı. Ben çok üzgünüm. Üzülme. Senin beni görmen bile benim için bir hayaldi. Şimdi yanımdasın. Bak buradayız. Hepsini unuttum ben. Üsküllü. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Acayip seviyorum. Güzel mi burası? Hı? Çok güzelmiş. İyi ki buraya geldik. Öyle mi? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Kardeşim bize buraya iki çay lütfen. Tamam. Buyurun Püsküllü Hanım. Teşekkür ederim Mehmet Çırağan Bey. Ay, ördek de varmış. Yavrularına bak. Sizi yerim. Çok tatlılar değil mi? Ya ben hala inanamıyorum. Neye? Senden ben, biz sevgiliyiz artık. Melike, biz nişanlıydık zaten. Ya takıla takıla buna mı takıldın ya? Ya bir odunluk yapmasan olmaz değil mi? Ben onur diyorum. Sen ne diyorsun bakalım ha? Of Mehmet ya. Teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Aslında ben de inanamıyorum. Yani böyle burada birlikte olabildiğimize. Bugün sen gidince... Melike.
bir daha göremeyeceğimi anlayınca dank etti. Sanki hayat benim için artık bitmişti. Nefes alamaz oldum. Sonra ben bu kıza deli gibi aşık oldum dedim. Çoktan içime işlemişsin de ben anlamamışım. Biraz kalın kafalılık var. Yani. Sen yine bana laf mı soktun püsküllü? Hı? Birazcık. Sen yanımda ol da ister laf sok, ister kafama vur. Ama hep böyle yanımda ol. Böyle göğsüme yat, kollarımda ol. Ya bir de ben kıskanç biri değilim diye hava atardım orada burada. Laf. Meğer ben ne kıskanç herifmişim ya. Böyle Engin'i senin yanında gördükçe var ya kafayı yiyecek gibi oluyordum ha. Sonra ne oluyor lan bana dedikçe meğer ben sana çoktan aşık olmuşum be püskül. Bak şimdi düşünüyorum da o gün Peron'un evinde kollarıma düştüğün andan beri aslında sen usul usul sızıyormuşsun sen içime be püsküllü. Yoksa benim gibi hayatının kontrolünü elinde tutmaya çalışan bir adam senin gibi bir püsküllü belaya böyle kaptırır mı kendini? Ya kendini kaptırmış halin oydu yani. Resmen beni sinir ediyordu. Ya ne yapayım kızım? Yani duygularımı tanıyamıyordum. Senden de korkuyordum. Korkuyor muydun? Şimdi. Şimdi seni kaybetmekten korkuyorum. Böyle içimden taşıyorsun. Böyle kalkıp avaz avaz ben bu kıza aşığım diye bağırmak geliyor içimden. Abartma istersen. O kadar da değil. O kadar da değil derken? Lütfen herkes buraya bakabilir mi? Ben bu kıza deli gibi aşığım. Ya deli misin sen? Otur şuraya otur. Oturma. Gidelim hadi gidelim. Ya herkes bize bakıyor. Utandım ben. Hadi gidelim. Artık bana meydan okuyamayacağını anladın mı püsküllü? Emin misin? Bak sen. Ben seni var ya. Yok yürü yürü. Ya, dur bir dakika hesabı vereceğim. Hadi yürü. Aşığım bu kıza, aşığım. Ya. Çok seviyorum. Aşığım, aşığım. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum. Sonunda mağlup oldum, yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış. Aşk falanmış, fişmanmış, yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya. Saadet ancak bir rüya, al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum. Sonunda mağlup oldum, yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış. Aşk falanmış, fişmanmış, yak cayır cayır.
Alo. Hemşerim, ya kalkın da süpürek. Ya sabah oldu, hadi kalkın. Ya, ne oluyor ya? Sabah oldu, sabah. Abi sessiz olun ya, az daha uyuyacağım ben. Günaydın Püsküllüm. Aa, Mehmet. Ne yapıyoruz biz burada ya? Vallahi seni bilmem. Ama ben sevgilimle güzel bir güne başlıyorum. Güzel bir güne başlıyoruz. Evden uzakta ve burada. Ya hadi kalk, kalk Mehmet, kalk eve gidelim. Gitmeyelim. Sen gel, gelme. Ben gideyim, sen benim peşimden gel. Ya hayır ya, gel biraz daha uyuyalım, gel buraya. Olmaz. Kalamayız. Tehlike hala geçmedi, bilmem farkında mısın ama... Ya bizim Civan burada beraber olduğumuzu anlarsa? Yok ya. Anlamış mıdır? Bilmem, ben bir gidip sorayım istersen, sonra şey yaparım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Püsküllü, hı? Bilmem, geçiyor muyum aşkım? Ne? Sen ne dedin az önce? Ne dedim? Aşkım dedin. Yok canım, sen öyle duymuşsun, şşt şşt böyle bir şeyler oldu, sana aşkım almamışsındır. Demedim hiçbir şey. Hadi kalk eve gidelim dedim. Hadi hadi Melike, hadi, hadi, hadi. Ya Melike! Aşkım dedin. Çabuk bir daha söyle. Melike! Sen aşkım dedin az önce. Demedim. Aşkım dedin. Demedim. Aşkım dedin. Civan geliyor diye. Ha, anladım. Melike'yi görmesin diye. Aynen, görmesin. Ay enişte. Yalnız gençler, kapı önündesiniz. Farkında mısınız, ha? Cennet. Ha Cennet? Yüceler var o gözünde, yüceler. Sırıtma. Sırıtıyorsun, sırıtma. Olur bacanak. Sensin lan bacanak! Evet, benim bacanak. Ya sen ne kadar gereksiz bir adamsın yahu! Aynen öyle. Ben gereksiz bir bacanağım bacanak. 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 Benden başka bir isteğiniz var mı? Hocam, fondan yararlanmak isteyen bir tanıdığımın oğlu var. Onu da buraya getirmek istiyorum. Durumları yok. Aa, merhaba.
Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok üzüldüm. Gerçekten çok geçmiş olsun. Ama biz hastanemizin fon kısmını yakın zamanda kapatacağız. Şöyle yapalım. Siz resepsiyona geçin, Aysun Hanım sizinle ilgilensin. Çok üzüldüm. Neden? Çünkü artık hastanemiz bu ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Hayırlısı olsun hocam. Biz her şey için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bu arada ben yakınınızın olduğu için bir üniversite hastanesinde bir yer ayarlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayşe, geçmiş olsun. Amca, ne yaptın? Yengemle konuştun mu? Aa, konuştum. Hiç merak etme oğlum. Her şey istediğimiz gibi. Sunay hepsini yuttu. Hadi ya. Vallahi vicdanım da sızlamıyor değil hani. Ne de olsa yengem yani sonuçta. Eks yengem diyecektin herhalde. Ne yapalım, o da hastane ihtirasıyla yanmasaydı. Ben ona mal mülk teklif ettim. O hastanede, hastane diye tutturdu. Ya, öyle tabii. Ya o değildi yani. Şimdi kadıncağız mahvolacak. Ama o istedi böyle olmasını oğlum. Bizim bir günahımız yok ki. Malları ben alacağım. Batmak üzere olan hastane kendisine kalacak. Ama elden bir şey gelmiyor. Beni asıl üzen ne biliyor musun? Fondan yararlanması gereken hastalar. Ama ne yaparsın oğlum? Hastane batıyor. Elimizden gelen bu. Öyle tabii. Beni de en çok üzen şey bu zaten. Ah, sorma Mehmet, sorma. Beni de. Hadi bakalım. Remzi Dede ile Melike bizi bekliyor. Şu son hamlemizi de yapalım değil mi? Hı? Hadi, hadi. Hadi. Gel aşkım. Monşer. Günaydın. Günaydın Monşer. Keyifler yerinde bakıyorum. Nasıl olmasın ki abi? Sevdiğimle vuslata çeyrek var. Melike'ye evlenme teklif edeceğim lan. Yani şimdi... ne diyeceğimi bilemedim vallahi. İki en yakın arkadaşım. Tahsin. Ağlayacaksan vazgeçeyim lan. Gerizekalı, çok sevindim. Gel buraya. Sağ ol kardeşim. Darısı başına artık. Hadi sen geç otur. Kahve yapmıştım, beraber içelim. Sen ne yapacaksın bacanak? Bak. Mehmet. Ne konuştuk abicim? Zaten Cennet'te evlenme teklif edip duruyor sürekli. Oo, bacanak. İyi, ne güzel oğlum işte. Artık çifte düğün yaparız ha bizim bahçede. Böyle davullu zurnalı falan. Bir tane çakacağım ağzına. Şş. Şiddet yok, şiddet yok. Tahsin. Senin canını sıkan ne? Oğlum kızı sevmiyorsan git açık açık söyle. Ha? Seviyorsun değil mi köfte var? Mehmet. Kız benimle evlenmeyi kendini garantiye almak için istiyor. Bunu ona sordun mu? Sordum. Sonuç? Cevap vermedi. Tahsin, sen bu kızı seviyorsun değil mi? Tövbe etmiştim, başıma geldi ya. Ne yapacağım ben şimdi Monşer? Oğlum aşk doktoru olan sensin, ben değilim ki.
Ama bana soracak olursan bu işi muallakta bırakma. Git bir an evvel konuş onunla. Ya gerçekten rahatı için evlenmek istiyorsa? Vallahi dediğim gibi kardeşim. Bunu ona sormadan bilemezsin. Ama sakın unutma. En kötü cevap bile belirsizlikten daha iyidir. Tabii. Terzi kendi söküğünü. Sağ ol dostum. Ne demek kardeşim benim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Hadi hadi. Hadi. Efendim? Ha tamam. Siz içeri girmeyin. Kimse de sizi görmesin. Ben hemen geliyorum. Dur orada. Dur. Ay niye? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Seni bu bahçede o ilk gün göremediğim için beni affet. Sana neden ben diye sorduğumda gözlerinde gerçeği göremediğim için beni affet. Söz diye direttiğim her an avucumuzdan kayan aşk için beni affet. Seni 2 sene önce tanıyıp da sevemediğim için beni affet. Seni bütün bir ömür sevebilmem için evlen benimle püsküllü. Mehmet. Ya sensiz yaşamayayım. Hayatımın sonuna kadar benim püsküllü belam o. Hadi. Benimle evleneceğini söyle. Evlenirim. Evet, evet, evet diyeceksin ya. Adettendir. Adet böyle. Evet diyeceksin. Evet. Evet, evet. Vallahi ben varım. Bu kadar. Ha. 5 tane mi? Hı. Ya saçmalama. Peki. Senin hatırın için 6 olsun. Biz şahane bir aile olacağız.